Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'yi vurdu sevgili izleyenler. Saldırıda 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Habertürk dış politika yayın koordinatörü Çetin Erçetin ve Habertürk kameramanı Hasan Dönmez Gence'de en yeni bilgiler ve en sıcak görüntülerle karşımızda şu anda. Çetin Er, saldırı nasıl oldu ve yıkımın boyutu nedir? Cephe hattındaki son durumu senden dinleyelim. Oya Çebi, aslında birazdan yayına bir konuk alacağız. Nagif Hamzaev, Gence milletvekili. Ama ondan önce ben ikinci bombanın patladığı, çünkü bir önceki yayında birinci patlamanın olduğu yere gitmiştik. Şimdi ikinci patlamanın olduğu bölgedeyiz. Ben kameraman arkadaşım Hasan Dönmez'den rica edeceğim. Şu an Gence kentindeyiz ve ikinci patlamanın olduğu yerdeyiz. Burada iki kişi hayatını kaybetti ve 60 kilometre sınır hattından Ermenistan ordusu tarafından sivillerin yaşadığı bir yere balistik bir füze fırlatıldığı anlaşılıyor. Tabii burada kullanılan ateşli silahın, füzenin normal şartlarda savaş anında bile kullanılmasının, hele hele savaş bölgelerinde sivillerin olduğu bölgelerde kullanılması kesinlikle yasaklanmış bir silah olduğu ifade ediliyor. Ve şu an görmüş olduğunuz bu görüntüler maalesef sivillerin yaşadığı bir bölge. Tabii sadece bununla da sınırlı değil. İnsanlar oldukça tedirgin, insanlar, mahalledeki insanlar ki bir önceki yayında bir başka mahalledeydik, Gence halkını oldukça tedirgin etmiş durumda. Burası aslında sakin bir kent. Yani biz zaten birkaç gündür bu kenti kullanıyorduk, burada kalıyorduk geceleri ve gündüzleri sınır hattına gidiyorduk. Ve görüyorsunuz şu anda o füzenin fırlatılmasıyla beraber aracın neredeyse her tarafı şarapnel parçalarından dolayı paramparça bir hale gelmiş. Karşımızda bir hanımefendi evinin camlarını düzeltmeye çalışıyor. Daha doğrusu kırılmış camlarını topluyor. İçlerdeki eşyalarını toparlamaya çalışıyor. Tabii insanlar şaşkın. İnsanlar gerçekten tedirgin. Ermenistan ordusu tarafından atılan balistik füzenin Ermenistan tarafından havaalanına atıldığı ifade edilmişti ama görüyorsunuz burası bir havaalanı değil, sivillerin yaşadığı bir bölge ve dolayısıyla geldiğimiz noktada sıkıntılı bir durum oluşmuş durumda ve insanlar oldukça tedirgin. Ben şimdi Sayın Milletvekilimiz Nagif Hamzaev'e mikrofonu uzatacağım. Kendisi Genceli, bu bölgenin insanı ve bu patlamadan hemen sonra bölgeye geldi ve insanları sakinleştirmeye çalıştı. Çünkü halkın tedirginliği şu an had safhaya çıkmış durumda. Ben kendisinin aslında burada ne olduğunu ve içeride kendisi çünkü güvenlik birimleri de görüşüyor. Ve Gence'nin buradaki önemi nedir? Çünkü Ermenistan'ın doğrudan 60 kilometreden buraya hedef almasında aslında kendi başına bir önemi var. Efendim hoş geldiniz. Merhabalar, sağ olun, sizler hoş geldiniz. Hakikaten bugünlerim... Azerbaycan ordusu tarih yazıyor. 30 yıldır beklediğimiz günleri yaşıyoruz. Bizim ordumuz işgal altında olan topraklarımızı işgalden azat ediyor. Ama biz dünya kamuoyunun da haberi olsun ki biz harp kanununa, harp hukukuna uygun savaş yapıyoruz. Sivillerle hiç işimiz yok. Maalesef 30 yıl boyunca sürekli bizim sivillerimiz ateş altında saklanıldı. Hocalı soykırımını da direkt sivillere karşı yaptılar ve Temmuz-Ağustos aylarındaki tahribatlarda da bizim sivillerimiz maalesef şehit oldular. Bugünlerimde görüyorsunuz ki Gence şehri savaş alanından 60 kilometre aralı bir mesafede. Burada hiçbir harbi işlem yapılmıyor ve burada hiçbir roket, füze falan biz atmıyoruz savaş alanına. Ama onlar nasıl Terteri, bizim Adam, Berde sivillerin yaşadıkları evleri ateş bombaladılarsa aynısını bugünlerim Gence ile yaptılar. Ben de buraya çok yakında, yani çok da aralı değil benim yaşadığım yer ve iş yerimiz de çok yakın. Görüyorsunuz onlar direkt sivillerin daha çok toplu yaşadığı bir yeri bombaladılar. Hem de modern harpta kullanılması yasak olan füzelerle buranı ateşe açtılar ve görüyorsunuz burası ne bir havalanı veya herhangi bir stratejik bir alan değil, direkt insanların yaşadığı bir ev ve bizim arabalarımız da bakıyorsunuz yoldan geçen arabalar da burada hasar görmüş ve bunlar hakikaten de insanlıktan çıkmış bir insanlar, yani insan diyemeyiz bunlara, çünkü ne diyorum, biz eli silah tutan Ermeni asker
askerleri ve Suriye'den, Irak'tan, Livan'dan getirilmiş teröristler, muzlu askerlere karşı savaşıyoruz. Maalesef Ermeniler bizim dinç ve sivillerimizi ateş açmakla, onları ateş altında saklamakla bizi kışkırtmak ve onların ateş açtıkları bölgeni, yani Ermenistan arazisini bizim de ateş açmamızı istiyorlar. Ama yani diyorum, bizim hedefimiz, maksatımız bu bölgeye sülh getirmek. Yani 30 senede burada sülh yok. Azerbaycan ordusu, bizim Cumhurbaşkanımız da istiyor ki burada işgale son koyulsun. Azerbaycan toprakları işgalden azad olsun ve burada sülh olsun. Çünkü Kafkaslar'da biz sülhü bergarar edebileceğimiz tek gücüz ve en büyük, en güçlü Azerbaycan ordusunda ve bizim de devlet olarak da zaten bu bölgenin tüm ulusal projelerine biz ev sahipliği yapıyoruz. O yüzden Ermeniler maalesef sülhü istemiyorlar. Zaten 30 senedir biz bekledik. Onlar sürekli danışık masasından kaçtılar. Onlar sürekli sorunun çözümünden yana olmadılar. Ve bugünlerimde maalesef onların başbakanı sürekli danışıklardan kaçtı. Ve ilk fırsatta da Azerbaycan'ı kışkırtmak, Azerbaycan'ı daha da zor durumda bırakmak, Azerbaycan'ın yeni topraklarını işgal etmek istediler. Ve sürekli bizim sivillerimizi ateş altında tuttular. Siz hatırlıyorsunuz, Tovuz hadiseleri zamanı da Tovuz'la Karabağ'ın arasında bayağı mesafe var. Ama onlar direkt Tovuz'da bizim en stratejik arazimiz oranı ateş altında tutarak önemli zirveleri almak istediler ve maksatları da oydu ki biz oradan onlara bir karşıt verelim, oradan Ermenistan sınırlarını geçelim ve o el olduğu takdirde onlar diğer devletleri yardıma çağırsınlar. Ama biz öyle bir teleye düşmedik, çünkü bizim gereken adımlar orada atıldı, zaten Ermenilerin cevabı verildi. Ama bizim maksadımız bölgeye sülh getirmek, işgal altında olan Azerbaycan sınırları içerisindeki bizim topraklarımızı işgalden azat etmekti ve şu anda Azerbaycan ordusu bunu yapıyor. Gence biliyorsunuz çok önemli bir yerde yerleşiyor. Gence Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri, tarihi bir şehir ve Gence hep kahramanlar yetiştirmiş ve bugünlerin tüm Genceliler gördüğünüz gibi, hatta buraya bu kadar füze düşmesine rağmen kimse yerinden bile kıpranmamış, terpenmemiş ve ben ve benim gibi tüm resmilerde herkes burada, herkes Cumhurbaşkanımızın bir emrini bekliyor ki biz de direkt gidelim, biz de gidip savaşalım, biz de gidip şehit olalım. Ama biz maalesef dünya kamuoyunun da bu türlü olaylara suskun kalmasından çok hisleniyoruz. Yani hakikaten de bu çok ağrımıza gidiyor ki nasıl oluyor? Avrupa'da bir tane terör hadisesi olunca tüm dünya devletleri bir araya geliyorlar. Onlar sanki Avrupa'nın sonu diyorlar ama burası Türk toprağı, Azerbaycan toprağı, burada siviller bu hale getiriliyor. Bizim evlerimizi maalesef füze ateşinde tutuyorlar ama bir tane beyanat yok. Bir tane bir bilgi vermiyorlar. Ama onların haber ajanları diyorlar ki sanki bizim havalanını Ermeniler vurmuşlar. Ama burası havalan değil. Burası sivillerin yaşadığı ev. O yüzden de bence dünya liderleri hemen Ermenilere durdurmaları lazım. Zaten Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın 4 katnamesi var. Orada da direkt yazıyor, Ermeniler gayri şartsız Azerbaycan topraklarından çıkması lazım. Artık onlar yapamadığı işi Azerbaycan ordusunu bugün yapıyor. Ama Ermenileri biz durdurmamız lazım ki siviller şehit olmasın. Anlatabiliyorum, yani Ermenileri hemen durdurmak lazım. Aynı zamanda Ermenilere bir baskı kullanmak lazım ki Ermeniler anlasınlar. Zaten dünya haritasında da bu topraklar Azerbaycan arazisi. Onlar Karabağ topraklarından değil de Ermenistan topraklarından buraya ateş açıyorlar. Sizce neden Gence'yi direkt hedef seçtiler? Çünkü at mesafe var ve bugüne kadar savaşın 7 gününde biz hep yakın mesafeleri gördük. Ama bu sefer uzak bir mesafe ve balistik füzelerle saldırıyorlar. Neden sizce balistik füzeler? Dün akşam Sayın Cumhurbaşkanımızın Twitter hesabında da biz bir müjdeli haberi eşittik. Çok önemli bir kent işgaldan ve diğer kentler işgaldan azad olundu. Yani bu artık Ermenilerin son nefesleri. Onlar da çok güzel anlıyorlar ki Ermeni askerleri ve orada savaşan muzlu paralı askerler, artık herkes geri gidiyor. Kimse savaşa gelmek istemiyor. Çünkü zaten o Karabağ'ı onları bağlayan bir bağ
bağı yok. Hiçbir manevi bağı yok. Biz kendi topraklarımız için savaşıyoruz. Şehit olmaya hazırız. Onlar ise ölmek istemiyorlar. Onlar kaçıyorlar. O yüzden de son nefesini veren Ermenistan her tarafa ateş açıyor. Ve hedefleri zaten bugüne kadar da siz olduğunuz gördüğünüz, ben sizin yayınlarınızı izledim. Terter'de, bizim Goranboy'da, Berde'de, Füzul, diğer yerlerde bizim siviller yaşadığı evler zaten ateş altında sakladılar. Bugünlerinde aynısını devam ettiriyorlar. Yani siz iyi ki buradasınız ve dünyaya bunu gösteriyorsunuz ki burası harp meydanı değil. Burası Gence şehri. Yani siz düşünün, yani Ankara başkent, ikinci İstanbul. Yani burası İstanbul kadar önemli bir şehir. Yani bunlar düşünün, Suriye'de siz savaştığınızda İstanbul'u vuruyorlar. Burada savaş mı gidiyor? Hayır, savaş alanı değil. Yani onlar burada yaptıkları terör. Bunun bir adı var. Terör. Başka bir adı yok. Yani Ermeniler zaten terörden kaynaklanmış, terör üzerine kurulmuş bir devlet ve bugünlerinde aynı şeyi yapıyorlar. Çünkü hiçbir harp hukukunda yazmamış ki sivillere ateş açmak olur. Yani zaten Ermeni askerlerini siz gördünüz. Beyaz bayrak kaldırdılar. Biz onlara ateş açmadık. O resimleri, o kareleri herhalde siz görmüşsünüz. Biz onları öldürmedik. Çünkü bizim maksadımız kimlerse öldürmek değil. Bizim maksadımız yine diyorum, sürekli savaşın olması değil. Cumhurbaşkanımız da söyledi ki biz bu alanda sülhü istiyoruz. Sülhün bergarar olmasını istiyoruz. O yüzden de bizim ordumuz o toprakları işgalden azat ediyor. İnşallah topraklarınız azat olacak. İnşallah. Biz de buradaki bütün gelişmeleri an ve an takip edeceğiz. Evet Hoya, biz bölgedeyiz. Sayın milletvekilimize tabii buradaki gelişmeleri değerlendirdik. O an ve an buraya hemen yetişti ve buradaki insanları teskin etti, rahatlattı. Ve tabii şu an burada olay yerindeyiz ve buradaki olay yeri inceleme grupları çalışmalarını devam ettiriyorlar. Tabii halk tedirgin ama inşallah rahat bir gece geçirecek gence. Çünkü sınır 60 kilometre ve benzer saldırıların olma ihtimali devam ediyor ve öyle gözüküyor ki bu savaş daha da kızışacak. Evet Çetin Er, çok teşekkür ediyoruz sana ve konuğun Gence Milletvekili Nagif Hamza Yev'e. Çok geçmiş olsun dileklerimizi tekrar iletelim hem Gence halkına hem de Azerbaycan halkına tabii ki.